Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün tığ ile çok kolay bir bebek patiği çalışması yaptık. Patiğimizi burun kısmından örmeye başladık. 1 2 3 4 5. Toplam 5 sıra artışlarımızı yaparak ördükten sonra ön kısmındaki ayak üzeri olan bölümünü ayırdık. Örmeden bıraktık. Arkasına Örmeye devam ettik. Ördüğümüz bu kısım hem yanları hem de altı için yani taban kısmını oluşturan bölümümüzü tamamladı. Şöyle görelim. Son olarak arkadan gördüğünüz gibi tığla birleştirerek diktik ve güzel minik bir çalışma oldu. Üzerine de daha önceki çalışmalarımızda yaptığımız puf çiçeğimizden ördük ve diktik. Evet kolay gelsin diyerek hemen patiğimizin yapımına başlayalım. Kolay gelsin. 6 zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çektim. Elimi bıraktım. Şuradaki görmüş olduğum boşluğumun içine tığımı geçiriyorum. Ve kısa ipimi çekerek şöyle kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ve oluşturduğum halkamın içerisine zincirim de dahil olacak şekilde toplamda 12 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 üç, üçlü trabzan örelim. Yani 3 defa da çekelim. 1 2 3. Bir defa dolayıp 1 2 3. Bir defa doluyorum. 3 defa da çekiyorum. 1 2 3. 1 2 3. olana kadar örelim. Tam 12 tane trabzanımız oldu. Bakın ortada minik bir gözümüz görülmekte. Bunu arkadaki kısa ipimizi çekerek kapatalım. Bakın hemen kapandı. Daha güçlü çektiğiniz zaman daha güzel kapanacaktır. Bakın hiç boşluk kalmadı. Şimdi zincirimizden oluşan trabzanımın tepe noktasını gidiyorum. Bakınız şuradaki zincirimizin hemen üzerine batıyorum ve ilmeğimi geçiriyorum. Şimdi orta göbeğimizi oluşturduk. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki trabzanımın üzerine batıyorum. Bir trabzan ördüm. Aynı yere ikinci bir trabzanımı ördüm. Bakın zincirimiz tek. Yanındaki trabzan çift. Bir sonraki trabzanımın üzerine batıyorum. 1 ve 2. Bir sonraki trabzanımı, yani bütün trabzanlarımı ikişer ikişer örüyorum. Her bir trabzanımıza iki defa batalım. Son trabzanımızı örüyoruz. Bakınız, iki defa ördüm. Başlangıçtaki bir tane ördüğüm trabzanımın dibine batıyorum. İlk tırabzanım zincirden oluşan, ona kadar hepsini ördüm. Bakınız, ikişer ikişer. Yine aynı dibine batıyorum ve buradaki tek olarak ördüğüm trabzanımı da çift hale getiriyorum ve zincirimin tepesine batıp ilmeğimi kaydırıyorum. İkinci sıramızı da bu şekilde artışlarla tamamladık. 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum ve hemen yanındaki trabzanımın üzerine bir tane örüyorum. Bir sonrakine yine bir tane trabzan örüyorum. 3 tane tekimi ördükten sonra 4. trabzanımızı çift olarak örelim. Patiğimizi çok büyük istemediğimiz için 3 tek 1 2 3. de tek olarak örüyorum. Bakınız 3 tane tek bir öncesi çiftti. Şöyle baştan sayalım. 1 2 3 tek 1 çift. 3 tek öreceğim trabzanım çift. 1 aynı yere batıyorum. Bakınız aynı ördüğüm yere. 2. Bu sıramızı 3 tek bir çift olarak tamamlayalım. 1 tek 2 tek 3 tane tek. 4. 1 2 3 tek 4. çift sıramızı bitirelim. Üçüncü sıramızda üç tek dördüncü çift olarak ördüm ve şöyle bir uçtan diğer uca ölçüsüne bakıyorum. Şöyle görelim hatta üstünden ölçelim daha net görünsün. Altı buçuk santim olduğunu görüyorum. Şimdi birleşme işlemini yapalım ve artış yapmayalım yeterli olacak. Eğer ipiniz çok ince ise bir sıra daha yine 4 tek bir çift olarak bir sıra daha artışa devam edebilirsiniz. Eğer altı buçuk santim değilse dört tane tek bir tane çift örelim. Şimdi birleşme işlemini yapıyorum. İlk zincirimin üzerine batıyorum. Zincirden oluşan trabzanımın ilmeğimi geçiriyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3 Bütün trabzanlarımı tek olarak örüyorum artmıyorum. Devam ediyorum. Artış yapmayalım. Çünkü yaptığımız diğer artışta bu sıramızda genişlik verecektir. Dördüncü sıramızı artışsız örmekteyiz. artış yapmadan ilerliyorum. Son trabzanımı ördüm. Birleşme işlemini yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve hemen yanındaki trabzanımdan örmeye başlıyorum. Birebir. 5. sıramızı örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi 5. sıramızı da birebir örelim. 5. sıramızı da tamamladım. Şöyle santim olarak göstermek istiyorum. 7 santim. Yukarıdan aşağıya doğru 6 santim. Şimdi 6. sıramızı örmekteyiz. 2, 4, 5 ve 6. Geçişimizi yine birlikte yapalım. İlmeğimi alıyorum. 1, 2, 3. 7 tane trabzan kalana kadar bu sıramızda örüyoruz tırabzanlarımızı 7 tane kalana kadar birer birer örelim. 7 tane trabzan kalana kadar ördüm. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi 3 tane zincirimizi çekelim. 1 2 3. Geriye dönüşümüzü yapalım. Artık burası ayağımızın üzeri olacak bölümümüze girmekte. Taban kısmını dönerek çalışmaya devam edelim. Bu birinci sıramız. İkinci sıramıza başlıyoruz ve birkaç sıra sadece bu şekilde dönüşlerimizi yaparak hem yanlarımızı hem altımızı patiğimizin büyütelim. Son sıramıza kadar geldim. Şimdi üçüncü sıramızı başlıyoruz. Yan kısma devam edecek. Atıyorum ve birkaç sıra daha örelim. çok fazla büyük örmemize de gerek yok bir sıra daha örmemiz ya da birkaç sıra yeterli olacaktır örelim boyutuna bakıp ayarlayalım devam ediyorum Evet 6 aylık bebeklerimizi ördüğüm için yeterli oldu. Daha büyük yaş grubuna da ayakları minik olduğu için bebeklerimizin bir de esneyeceği için olabilir. 1, 2, 3, 4, 5 santim olarak yeniden vermek istiyorum. Bir uçtan bir uca verelim. Şöyle düzelterek verelim. Bir uçtan diğer uca 12 santim bakınız uç kısmına döndürdüğümüz zaman 12 santim şimdi e, burada bitirdim isterseniz iğne ile isterseniz tığ ile arkasını dikebilirsiniz ben tığ ile devam etmek istiyorum şu şekilde içini çevirelim çeviriyorum şöyle bir tane zincir çekip yönünü düzeltiyorum tığımın ilk trabzanın karşılığına gelerek batıyorum. Şöyle yaptığımız zaman bakınız kendimizden tarafa olan bölümü alıyorum. Her iki ilmeğimizin bakın saç örgüsü gibi olan her iki ilmeğimizi yan yana olanlarını alıyoruz. Dışta olanlar kalıyor. Şöyle bakalım. Bakınız Yan yana olanı alıyorum. Şuradan hemen sıkışmış. Diğerinin de yan yana olanı alıyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum örmüyorum. Diğerini alıyorum yan yana olanları aldım geçiriyorum diğerinin geçiriyorum bu şekilde ön yüzde çok muntazam duracaktır dikerken de bu şekilde dikerseniz iğne ile hiç problem olmayacak Birkaç deneme ile çok güzel işler yapabilirsiniz. Lütfen cesur olalım. Nihayetinde herkes yaparak öğrendi tecrübeyle. Gidekini de sökmekten, bakmadan devam etmekle güzel sonuçlara ulaşabiliriz. En son batıyorum, diğer taraftan da alıyorum, geçiyorum, bir tane zincirimi çektikten sonra bunu düğüm olarak sayıp kesiyorum ve şu şekilde patiğimizin arkasında tamamlamış oluyoruz. İkimizin kenarlarını tığlayalım. Açık renkli mavi ipimle tığlamaya başlıyorum. Hemen şöyle burun kısmının yanındaki bölüme giriyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum. Bir sonraki trabzanımın minik deliğine giriyorum. Sık iğneler yapıyorum. Trabzanımın başına bakın. Minik gözlerin içerisine girerek örüyorum. kenarda e, paralel devam eden trabzanlarıma yandan giriyorum 1 2 3 defa örüyorum diğer trabzanıma geçiyorum 1 2 3 defa da buraya örüyorum diğer trabzanıma 3 defa 2 ve 3 bütün trabzanlarımızı yan tarafta duran yani paralel trabzanları üçer defa sık iğne ile örelim arkamız şu şu şekilde 3 ördüm hemen tam ıı, birleştirme noktasına bir tane diğer tarafa 3 bu şekilde ilerleyelim üçer üçer Evet ilk başlangıçtaki bir zincir çekmiş olduğumuz yere geldim hemen zincirimin arasına Tığımın başını girdiriyorum. ipimi alıyorum. ilmeğimin içerisinden geçirdikten sonra bir zincirimi atıp sıkıştırıp kesiyorum. Diğer patiğimizi de aynı şekilde örelim. iç kısmına şöyle gizleyelim iplerimizi. Şöyle görünmeyecek şekilde. Daha sonra tüm fazlalıklarımızı keserek temizleyelim çok iç kısma geçmek istemiyorum mavilerimizin yakınında bulunsun patiğimizin üzerine çiçeğimizi çalışalım 1 2 3 4 5 6 1 zincir içerisine giriyorum kapatıyorum şu şekilde çekelim 1 2 3 12 tane trabzanımızı halkamızın içerisine örelim Evet aradaki boşluğu yine ipimizi şu şekilde sıkı bir şekilde çekerek kapatalım ve birleştirelim. Zincirden çektiğim trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra patiğimin üzerine olacak şekilde çok kocaman olmayan e, ilmekler uzatıyorum. Bakınız içeriye giriyorum hemen Bir, çok büyük olmasın 2, 3, 4, 5 tane yeterli. Hemen yanındaki trabzan arasına geçiyorum. Birinciyi girdim, 3 zincir çektim, hemen aynı yerde yukarıya çıktım. 2, 3, 4 ve 5. Tek seferde çekiyorum. İpimi burada tutmuştum, hemen ipimi alarak kapatıyorum. 1. Kapattığımda 1, 2, 3, 3 tane zincir çekip hemen aynı yere batıyorum. Bir sonraki trabzan arasına sık iğnemle geçiş yapıyorum. 1, 2, 3 zincir de buraya çekiyorum ve başlıyorum. Tığımın başını dolayarak saymaya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzanımızı böyle uzatarak doldurdum trabzanımızın yanından girerek ilmeklerimizi tekrar tığımın başını doluyorum diğer trabzanımızın arasından girerek 5 defa da buradan sarıyorum 2 3 4 ve 5 ipimi tutuyorum tek seferde çekiyorum tuttuğum ipi alarak kapatıyorum 1 2 ve 3 tane zincirimi çektikten sonra aynı yere gelerek batıyorum. Bir sonraki trabzan arasına yeniden geçiyorum ve 1, 2, 3 fıstıklarımız şöyle şu şekilde bakınız etrafından şöyle yaptığımız zaman öne doğru zincirlerimiz geriye kalacak ve bu şekilde tomurcuklarımız çıkacak. Şöyle devam ediyorum. Aynı yere 5 defa daha sarıyorum. 1, 2 çok büyük olmasın. 3. 4 ve 5 hemen yanındaki trabzan arasına giriyorum 2 3 4 ve 5 tutuyorum ipimi tek seferde çekiyorum tutmuş olduğum ipi alarak kapatmak için kullanıyorum sıkıştırıyorum 1 2 3 hemen dibine aynı grup içerisine batıyorum ve yandaki Trabzon arasına girerek sık iğnemi örüyorum ve zincirlerimi çekiyorum. Bu şekilde diğer e, bu fabuduklarımızı da yapalım. Sonra görüşelim. 6 tane çiçeğimizi bu şekilde doldurdum. Yeniden 3 tane zincir çektim. Hemen dibine yine batıyorum. Son bitişte de. Ve bir sonraki yapılmış olan bölüme geçiyorum. Araya girip bir tane sık iğne ile sabitliyorum ve en son zincirimi çektikten sonra sıkıştırıp şöyle kesiyorum çiçeğimiz bakınız çok kocaman olmadı gayet güzel oldu şimdi üzerine de bir fabuduk üzerine çalışalım bu ipimizi arkaya şöyle nazik bir şekilde çekelim tabi elimizde şu şekilde düzeltmeyi unutmayalım zincirlerimizi geriye aldığımız zaman bakınız bu doldurduğumuz papatyalarımızın çiçekleri çok daha güzel ortaya çıkacak şöyle zincirlerimizi tutup işaret parmağımızla bastırdığımız zaman bakınız şu şekilde durmakta bakın şöyle zincirlerimi alıp işaret parmağımla arkadan düzelttiğim zaman ne kadar güzel görünmekte zincirler arka kısımda kalacak şöyle ön kısım bu şekilde kabartılı olacak şimdi üzerine beyaz rengimizde çalışmak istiyorum ya da dilediğiniz herhangi bir renkle de tomurcuğunu yapabilirsiniz zincirimi çekiyorum bir rahat rahat çekiyorum bakınız üzerine dolduracağımız için lütfen sıkıştırmayın 2 3 4 4 tane zincirimi çektim ipimi alıyorum şöyle dördüncü ilmekten sonra uzatıyorum uzattığım yere girerek batıyorum bir başını doluyorum 2 başını doluyorum aynı yere 3 bir sonraki zincirin içerisine giriyorum. 4. Bir sonraki zincir yine aynı yere 5. Aynı yere 6. Beyazımız daha e, kabarık olursa güzel olacak. Bir sonraki zincire geçiyorum. 1 2 3. Toplamda 9 defa battık. Bakın zorladım. Onu da girdim ve ipimi çekiyorum şuradan. Elimle tutuyorum. Alıyorum. Çektikten sonra bir zincirimi çekiyorum sabitliyorum bakınız ve ipimi koparıyorum orta tomurcuğumu da bu şekilde ayarlamış oluyorum şöyle görelim bunu da şöyle ters çevirdim Evet şimdi ortasına şöyle alalım iplerimizi biraz önceki örmüş olduğumuz trabzanlarımızın arasından geçirelim. Ve bağlayalım. Evet bu şekilde dikelim şimdi. Evet kendi rengini iğneme taktım. Önüme yerleştiriyorum patiğimin ön kısmına. Tabii önce fazla kalan iplerimizi alalım. çıkmasın. Sağdan soldan. Evet. Elimle tutuyorum. İç tarafını şöyle çeviriyorum. Bakın hiçbir şey olmaz. Merak etmeyin. Elimizde sabitledikten sonra dikişimizi atarak ilerleyelim. Çiçeğimizin arasından sökülmeyecek şekilde dikelim. Bir düğümümü atıyorum. Düğümümüzü attıktan sonra keselim. Çevirelim. Evet, gayet güzel oldu. Evet sevgili arkadaşlar patiğimizi de bu şekilde çalışarak tamamladık. Minik bebeklerimizin ayaklarına gayet güzel olacaktır. Hem kolay hem güzel bir çalışma. Umarım sizler de paylaşımımızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.